Destekar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Elimir ve bugün sizlerle beraber hem TYT'de hem de AYT'de netlerimizi nasıl hızla arttırabiliriz? Tabii ki de deneme ile arttırabiliriz arkadaşlar. Özellikle yapamadığımız sorulara verdiğimiz odan çok önemli olması lazım ve biz size bu videoda hem örnekli anlatım hem de bu işin nasıl yapılacağı ile alakalı çok önemli kritik uyarılar vereceğiz arkadaşlar. Ve son bir ay boyunca aslında yapmanız gereken bazı önemli noktaları da vereceğim. O yüzden bu videoyu tamamen ayrıntılı bir şekilde izlemeniz ve Erman'ın, Koçluk öğrencimin çözdüğü soruları önce kendiniz deneyip sonrasında analizini izlemeniz size çok katkı sağlayacak. O yüzden bu kanalın en önemli videolarından biri olacak. Bu videoyu çok dikkatli izlemeyi ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve bu tarz videoları özellikle son bir ay boyunca yapmanız gereken önemli şeyleri ve daha çok böyle son bir ay ihtiyacınız ne, sıkıntılarınız ne, onları konuştuğumuz videolar gelecek. O yüzden abone olursanız onlardan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen Deneme maddelerimize geçelim. Bu arada arkadaşlar Telegram dershanemizde birbirinize son bir ayda destek olabilirsiniz Birbirinize soru sorabilirsiniz. O yüzden Telegram dershanesi linklerimiz hem şu an iyi e butonunda hem de açıklamada ve yorumlarda mevcut. Onun dışında sitemizden de yine bizim koşku öğrencimiz Erman'a deneme o kadar güzel anlatmışız ki o bize video çekiyor arkadaşlar. Siz de bu kadar güzel öğrenebilmek için, eksikliğinizi bu kadar güzel fark edebilmek için derece öğrencilerinden koşu kalmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hemen deneme özü birinci maddemize başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle hangi soruları biz analizleyeceğiz? Hangi soruların üzerinde daha çok duracağız? Öncelikle biz denemeyi çözdük. Sonrasında denemede yaptığımız yanlışları, boşlara zaten bakacağız. Doğru yaptığımız ama mantığını anlamadığımız sorulara bakacağız. Ve doğru yapıp ama uzun sürede çözdüğümüz sorulara bakacağız. Ya bu yanlış veya boş da olabilir ama uzun sürede çözdüğümüz sorulara da bakacağız. Önceki sıfır önce maddemiz bu. Birinci maddemizde ise arkadaşlar hemen bakıyorum. Soruyla tekrardan uğraşıyoruz. Yani soruyu yapamadık, deneme bitti, kontrol ettik, yanlış veya boş olduğunu öğrendik. Yani bu dört sorudan biri olduğunu öğrendik. Sonrasında arkadaşlar o soruyla Kendimize ya 2 dakika vereceğiz ya da 2,5 dakika veya mesela TT Matematik sorusuysa biraz daha uzun, TT Türkçe sorusuysa yine 1 dakika olacak şekilde tekrardan bir zaman vereceğiz ve sonrasında tekrardan uğraşacağız. Bu inatlaşma gerçekten bize zaten çoğu şeyi öğretecek. Sonrasında arkadaşlar soru çözüm videosunu adım adım izleyeceğiz. Yani şey gibi. Siz denklemi bir yere kadar kuruyorsunuz ama devam ettiremiyorsunuz ya. O zaman o devam etme kısmını, tıkandığınız kısmı size hoca gösterecek. Ve sonra soru çözüm videosunu durduracaksınız. Ve siz devam edeceksiniz. Yani balığı böyle adım adım tutacağız arkadaşlar. Kimse bize hani önce şunu yap. Tamamını izlemeyeceksin soru çözüm videonun. Adım adım. Hani ha burayı öğrendim sonra sen devam edeceksin. Tamam denklem tıkanmış. Veya sen denkleme çok yanlış da girmiş olabilirsin. Hocanın girdiği gibi girip sen devam ettireceksin. Hem bu sayede ya vakit kazanırsan ya da sen daha iyi öğrenirsin. Bu bu madde çok çok önemli. Onun dışında arkadaşlar yanlışımızın sebebini kategorize Söylerken zorlandım ama. Şimdi o kategorileri söyleyeceğim size. Birinci kategorimiz dikkatsizlik. İkinci kategorimiz o an yapamadım. Üçüncüsü bilgi eksikliği. Ya sadece o konuyla ilgili olabilir veya... Geçmiş konular da sıkıntılı olabilir. Ya yani bunu da sorgulayacağız. Buna göre kafamızda buna göre o konuya çalışacağız arkadaşlar. Bu kısmı çok önemli. Sonrasında diğer bir kategorimiz yavaş görme. Yani biz o soruyu yavaş da görmüş olabiliriz. Yani doğru yapmış olabiliriz. Veya e, sorunun nasıl çözüleceğini anlamışızdır ama geç anlamışızdır. O yüzden yavaş görme de bir kategori. Bir de yanlış yol izleme. Yani az önce söylediğim gibi hoca belki bambaşka bir denklem kurup çok daha hızlı sonuca gidebiliyor. Ama sen bambaşka kurmuşsun. E, bu da önemli bir e, kategoridir. Bu kategorilere göre daha sonra biz bu konuyu çalışırken bunlar hakkımızda bulunacak ve buna bu şekilde çalışacağız. Bak bu madde çok önemli. Sonrasında arkadaşlar e, biz soru çözüm videosunu artık soruyu anladık. Artık kendimizce not alacağız ve bu soruyu soru defterimize yapıştıracağız. Yani kendimizce not almak ne demek? Yani bu sorunun mantığı nasıl? Hatta bu konunun mantığı nasıl? Bu soru tipleri nasıl çözülüyor? Soru tipleri nasıl çözüleceği? Bunların mantığı. Yani hoca şunu şu yüzden yaptı. Bunu bu yüzden yaptı hani her şeyin sebebini düşünerek hatta daha bu soruyu gördüm ama bunun türetilmiş sorularını ben nasıl yorumlayabilirim? Bu soruyu e, bilgi kısmını tamam anladım ama yorumlama kısmında veya daha farklı bir biçimini yapabilir miyim diye kendinize soru sormanız ve buna göre notunuzu almanız e, dördüncü maddemiz oluyor arkadaşlar. Beşinci maddemiz ise haftada iki kez biriktirdiğin soruları tekrar çözmeye çalış sonrasında notunu oku. Yani öncelikle notunu ve çözümünü kapatıyorsun. Yani notunu ve çözümünü kapatıp sonrasında sen tekrar deniyorsun. Bu haftada iki kez bunu tekrar ediyorsun. Özellikle arkadaşlar son bir ay kaldı. Sizin artık yapamadıklarınızı o kadar sağlam halletmeniz lazım ki. Çünkü yapamadığınız bir soruyu eğer hafif sağlam, tam sağlam halletmediyseniz ve sınavda bu sizin karşınıza çıktığında yanlış yapmanız sizin çok büyük bir kaybınız olacak. Ve bu aralar arkadaşlar benim netlerimi çok fazla arttıran en önemli kısım bu 4 5 madde arkadaşlar, 5 6 madde hatta. Bu maddelere ben çok dikkat ediyordum. Onun dışında deneme tekrarları, biriktirdiğim soruların tekrarı, deneme analizleri. Benim bunları günde ayırdığım 2 saat vardı arkadaşlar. Gerçekten sınav senesinde zaten bunları biz tekrar tekrar sizlere söyledik. Hani ben yanlışlarıma bu kadar odaklandığım için eksiklerimi fark ettim, eksiklerimi hallettim ve bunları tekrar ettim, unutmadım. O yüzden hem bu tekrar sistemini hem de bu yanlışlara odaklanma biçimini kesinlikle uyguluyoruz. Zaten bu söylediğim madde Erman'ın uygulamasından da göreceksiniz. Sizler de bizzat bu 4-5 soruyu, Erman'ın analizlediği soruları bizzat bu maddelere bakarak, kendiniz de uygulamaya çalışarak yapın. Yani bu videoda hem öğrenelim, hem videoyu beğenelim, abone olalım ve hep beraber inşallah deneme ve TYT ve de hızlı net arttırmanın en önemli taktiği olan deneme çok güzel bir şekilde öğrenmiş oluruz. Umarım video faydalı olmuştur. Şimdi Erman denemeyi analizliyor. Şimdi elimizde 3-4-5 yayınlarının 11. denemesi var. Benim 3 koşu 3 yanlış gelmiş. ...sizin daha yüksek veya daha düşük gelmiş olabilir... ...ama ben fullemediğiniz sürece... ...illaki faydasını dokunacağını düşünüyorum... Ee, ...çok da uzatmadan başlayayım... ...şimdi şöyle... E, ...bizim üç tane rengimiz var... E, ...ben bu sınav için... ...turuncu, kırmızı ve maviyi seçtim... E, ...mesela mavi renk boştu... ...boş sorulardı... E, ...kırmızı renk hoşuma giden, beğendiğim... ...çözümden emin olmadığım sorularda. ...turuncular da maalesef yanlış yaptığım sorular oluyor... Ee, şimdi nasıl direkt e, analiz edeyim anlatayım. Şimdi sınav bitti. Cevap panonuna bakmıyorum. Direkt e, boş soruları maviyle işaretliyorum. Etrafımı ve çerçeveyi alıyorum. Ardından e, kırmızı kalem alıyorum ve sınav anında böyle zaman kaybettiren çok düşündüğüm ikinci, üçüncü denemede yaptığım belki veya işte hoşuma giden soruları işaretliyorum. Hala cevap panonu bakmadım. Neden cevap anahtarına bakıyorum? Çünkü bu özellikle kırmızı sorularda e, cevap, cevap anahtarına bakmak yani cevapları bilmek bence objektifliği alıyor. Yani e, mesela bu soru mesela işte kırmızı ile işaretlemişsin. işte ama cevabı çok kolay. Aa diyorsun ben bunu düşünmüş gibi olmuştum sınavda. Neyse ben buna bakmayayım falan hani. Ama bu hani olmaması gereken bir şey. İlla yıldızacaksın. Yıldızın her soruya bakmak zorundasın yani. Bu şekilde daha faydalı olduğunu düşünüyorum. E, turuncular da zaten yanlış olduğumuz. Hani onların böyle bir hevesle insan bakıyor zaten. O yüzden bu sıralama artık e, yani kırmızı renkten sonra çok da önemli olmuyor. Her neyse çok uzatmıyorum. E, direkt başlayayım. Şimdi bu sorumuz yanlış. E, şurayı kırmızı renkte yazanlar mesela. siyah renkte yazanlar mesela. Bunlar benim düşündüğüm sınavda. Peki ben ne yapmışım? 1, 9 demişim. Arada kaç değer var? tane var? 7 tane var. 7 çarpı 2. Ne olmuş? 14 demişim. Ama aslında 2 ile çarpmam lazım mesela. Ee, bu yanlış yaptığım soru. Buraya e, neden yanlış yaptım? mavi renkli ifade ettim. Ee, bu da yine karmaşık bir soru aslında. Hani mesela bu tarz sorular içinde soru defterimi yapıştırırken şöyle bir not alacağım. İşte biraz daha temiz çöz zaman kaybedebilirsin ama yanlış yapmazsın. Mesela eksi 1.25'i yedik yani komple ee, 34.35 ben mesela karmaşık çözmüştüm zaten sildiğim için görüyorsunuz ama çok da kolay çıkıyor. Ee, zaten her soruyu bir dakikada yapmanız ve yani yapmamız beklenmiyor. Hani bu sorudan zaman kazanıp buna daha fazla vakit ayırabilirsin mesela. Hani bu aklımdan çıkıyor her sınav fakat bu da böyle bir soruydu. Mesela şöyle bir soru var işaretlemişim sınavdan sonra ama mesela hani ne olmuş bu sorudan emin olamamışım doğru mu çözdüm diye doğru çözdüğümü görünce tekrar tiki koymuşum bir daha bakmadım mesela buna yani şeyden sonra video izledikten sonra her neyse bu soruda da e, neyi işaretledim ikinci turda yapmıştım bu soruyu e, çok komplike çözdüm yani komplike derken sistemli çözdüm sistemli çözdüğüm için çok vaktimi aldı ve karıştı İşlemde gelmedi zaten. Şimdi buraya ne almışım? Seçenekler ufaksa denemek mantıklı. Burada ne yaptım? 1 diyor, 7 diyor mesela. Direkt sıfırdan başladım vermeye. Hani eksiden de var, eksi birden de başlanabilir mesela. Ee, ama yine sağlamadığını görünce bıraktım. Direkt sıfır da sağlamadı. 1, 2, 3, 4 mesela bu sağdı, bu sağdı. Ortak küme aldım, yaptım. Hani dediğim gibi soruların kenarında da şöyle not almışım. Mesela bu soruda not yok ama soru defterime geçirirken ne yazacağımı, nasıl ifade edeceğimi söz olarak ifade ediyorum zaten ee, bu sorumuzda <laughs> yine tek yani bu bir dakikadan çok da yarım dakikada falan çözdüm ama yani daha derim sistematik bir yolu yok mu yani daha zor bir soru gelebilir yani bu tarz sistematik nasıl çözerim diye merak etmiştim sistematik çözümünü de öğrendim mesela burada da sistematik çözümü var işte sınırları dikkat alma falan yazmışım bu da böyle bir soruydu evet kırmızı soruymuş yine şurada e, sonradan beğenmediğim soru bu da mesela 72 gün önce, 110 gün önce. Fark 38, hangi gün hangi gün böyle sınavda tedirgin oluyorum ben. Ulan çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi alayım mı, almayayım mı? Günün sonu mu, gün başlıyor mu, bitiyor mu? Buraya ne yapmışım? Korkma. 3 ekle direkt. Hani ne almış Çarşamba. Perşembe, cuma, cumartesi, bam. Mesela pazarı işaretledim. Ardından değiştirdim bunu böyle yaptım. Ee, hani bu soruyu mesela doğru yapıp tekrar bakmam, yani bu şekilde doğrusundan %100 emin olmam ne kazandırdı? Mesela sen bu sorudan emin değilsin, buraya 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 geçiyorsun ama aklımda hep bu soru kalıyor e, ve işte diğer sorularda yavaşlamayı sağlıyor bence. E, bu da böyleydi. Bu soru dikkat hatası olarak e, nitelendirilebilecek bir soru. E, neden? Çünkü denklemler aynı video çözümle. Ee, şu aynı şu aynı Ve benim yaptığım ata Şurada e, 50 yerine 40 çarpı ve merdiveni koymam Ardından ikisi yani bilinmeyeni e, Merdivenin hızının cinsinden bilmem e, Aslında direkten Basamak bölü saniye Cinsinden de bulmam lazımdı yani e, Pek böyle bir şey yani ilk defa başıma geliyor olabilir e, <laughs> O yüzden dikkat hatası Diyebilirim bu soruya Şöyle bir soru var Eee bunda da yani sınav anında yapamama diyebilirim. Çünkü sınavdan sonra deneyince doğru cevabı buldum. Ee, ısrarla sınav anında 1-1-1 yani 90'ı buldum mesela. Rastgele planlama yaptığında Emrah ve buraya koyuyorum sürekli. Bir olasılık bir olasılık diyorum ne alakaysa. O sınav anında beyin durması yaşanıyor. O tarz bir şey oldu büyük ihtimal. O yüzden bu soru gitti. Yıldızlı'da bir soru. soru defterime geçerken şunu not alacağım. Şu prize iki yönlü olarak takılabilen diyor ya bunu görmediğim için üçüncü denemede yaptım. Hani en az beş dakikaya e, yani en az da beş dakika bana zarar vermiştir yani beş dakika elimden almıştır. Bu da çok önemli bir soruydu sınav anında. E, bu da yine sonradan beğenmediğim vazgeçtiğim bir soru. E, evet bu da boş bıraktığım iki geometri sorusu. Şunu sınavdan sonra yaptım çok kolaymış. Ee, tekrar böyle çizesim bile gelmedi Yani video çözümü çok kolay Bunu geçirmeyeceğim soru defterime <laughs> Yine sınav andaki bir dikkatle Ve ee, yapamama anıyla Her neyse şu da şöyle bir soru ee, Ben bunu 13 deyince aklıma mesela 5-12 geliyor Direkt 60 falan yapıyorsun ama Değer vermiyor ki böyle şeyler yapmamak lazım Hani <laughs> Bu da e, soruyu anlatmama çok da gerek yok Dikten dik indirdim e, Öklitten şurayı buldum 6 zaten burayı biliyoruz. 8 10, dolayı 5 kalıyor. Hani buradan 15 15 30 30 fazla. Hani e, dediğim gibi tekrardan sözel olarak dile getiriyorum. Yazı olarak dile getirmedim. E, şurada da yine sonradan beğenmediğim, beğenmekten vazgeçtiğim bir soru var. Evet, bu deneme bu kadardı.